Günaydın. Günaydın. Günaydın aramızda kalmasına. Günaydın aramızda kalmasına karşınızdayız. Şimdi bu aralar dün ve evvelsi gün de söyledik, magazin dünyası son derece hareketli. Evet. Davetler, açılışlar, organizasyonlar hepsi ard arda geliyor ve muhabir arkadaşlarımız nereye yetişeceklerini şaşırıyorlar. Ama yetişiyorlar. Ama hepsine yetişiyorlar. Kaçmaz. Mikrofonlar uzatılıyor. Mikrofonları uzatırlarken de çok tatlılar. Hepimize ablalar sorularınız var mı diyorlar. Biz buradan soru gönderiyoruz. Onlar da pat pat soruyorlar. Aynen öyle. Şimdi ilk sıcak davete gidelim. O davetin baş kahramanı Barış Arduç, eşi Gubse Özay'la komik bir hikayesini anlatıyor ve sonra devam ediyoruz. Evet, evet, çiftler arasında en stüdyomuzda günaydın, hoş geldin. Ferman hoş bulduk. Öztoprak var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, arada biz siz Barış Arduç'u izlerken kadın erkek kıyafetleriyle ilgili öyle bir muhabbete daldık ki dönüşte ben hemen muhabbete girecektim. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Az önce Barış Arduç diyor ki kıyafet meselesinde Gubse ile biz böyle hemen aynı gibiyiz yani dolapta. Evet. Ben de fena değilimdir. Şimdi kadınlar daha çok erkek parçalarını seçiyorlar. Hı hı. Yani eşler arasında da mesela ceketini alıp giyen de oluyor. Sizde böyle durumlar var mı? Ya bu fizik yapısına alakalı bir şey yani. Ama şunu söyleyeyim, bazen biz Hilal Hanım'la evimizde çalışan bir kardeşimiz var. Hı. Bazı şeyler karışıyor. Bazen Hilal'in tişörtlerini ben giyme odamama koyuyor. Benimkini oraya koyuyor. Senin o alı pulu tişörtler mi görüyorsun yani, bir anda raflar? Diyorum ki yani Sara diyorum, sen bana bunu yakıştırdın da buraya koydun diyorsun. Yani ne alaka diyorum falan. Tamam abi diyor, karıştırmışım diye falan. Tabii. Ama tabii giyme tercihine gelince giymiyorum yani. Ama o da haklı çünkü moda da karıştı. Artık erkekler şey karıştı, biraz artık, şey böyle etekti tüfü bir şeyler giyiyorlar. Kadınlar da ceket pantolona hafif dönmeye başladı. Vallahi biz modaya ayak uydurursak karakterimizle kişimizle kaybederiz. Onun için biz moda ayak uydurmuyoruz. Karakterimizin gösterdiği yola devam ediyoruz. İçimizden geldiği gibi giyinmeye devam ediyoruz. Aynen. Peki bu kadınların özellikle erkeksi giyinmelerine ne diyorsun? Böyle ceketler, kravat takılır, daha maskülen böyle. Aslında, bir örnek de görelim hatta. Aslında bunun tek en büyük sebebi de Ferman Toprak'tır. Yani hayata tespih yaptım dedim, artık kadınlar da tespih tatsın. Aa, ondan evet, sonra doğru, herkes doğru. Takma elbise şey giymeye başladı. Bak aynen böyle. Ama ben bunları bayanlara yakıştırıyorum. Güzel duruyor değil mi? Güzel duruyor. Ben eşime de söylüyorum zaten. Yani böyle ona böyle bir pantolon ceket takımı alıyoruz. Çok da erkeksi olmamak şartıyla tabii ki yani. Evet. Yani, biraz Eda Taşpınar bu son halkaya eklendi. Kravatla takarak iyice olayı bitirdi. Evet. Eda zaten her şeyin artık ikonu olduğu için. Evet, doğru söylüyor. Yani. Bak oturuşu da bir eline tesbih yok. Bu şey, yani şey, kıyafet evet. Demek ki şey de değişti. Benim bir yeğenim vardı. Evet. Ya nasıl bir yaramaz bir çocuktu. O koltuktan oraya atlıyor, oradan büfeden aşağı iniyor falan. Çocuğa takım hepsi kravat takarlardı, yerinden oynamazdı. Tabii. Böyle enteresan. Kıyafete o kıyafet onu yapıyor çünkü. Yani. Dizginliyor muydu, karakterini yapıyor. Demek bunu giden sonra bacak açmalar, elinde tesbihler de falan olabiliyor yani. Sen tesbihi burada versene Eda Taşpınar'a. Nasıl? Tesbihini Eda Taşpınar'a versene, çok yakışır. O veririm canım. Bir, bak yemin ederim bir tek tesbih evet. Eksik orada. Tesbih de Ferman Toprak'tan ben hediye göndereceğim Eda'ya. Buradan selamlar olsun kendisine. Güzel bir tesbih göndereceğim ona. Onu çektiği zaman daha çektikçe hoş olacak. Değil mi? Daha hoş evet. Olacak. Ama tesbih verdiğim zaman dertten çekmesin, mutluluktan sallasın diyorum. Aynen. Yani. Peki. Tesbih mutluluktan sallasın. Aynen. Evet. Kıyafetlerden bahsedilmişken bir kıyafeti daha tartışıyoruz. Son böyle 1,5-2 gündür sosyal medyada özellikle. Pınar Altuğ 50. yaş gününde bir tulum giydi. Sarı bir tulum giydi ve bir paylaşım yaptı. Kıyamet koptu. Bakmadın mı çıkarken aynaya, eşin bir şey söylemedi mi? Ve sonunda o kadar çok eleştiri geldi ki Pınar Altuğ açıklama yapmak durumunda kaldı. Pınar Altuğ kötü yorumları klavye şövalyeliği olarak yorumladı. Onun daha önce de böyle bir yine kıyafetle alakalı. O hep takıyorlar. Yani çok tanıdık bir şey kendisi adına. Ama şöyle bir şey var. Söylediği çok doğru şeyler var. Diyor ki ben hiç kurcalamadan paylaşıyorum. Efekt atmıyorum. Yüzümle gözümle oynamıyorum. Ama doğal halimi paylaşıyorum. Doğal halimi paylaşıyorum. Ama sosyal medyada acımasız. Tabii acımasız. Ama şöyle bir şey. Yorumlar burada, patır patır yüzünün geliyor. Yüzünün gözünün doğallığına, filtresiz ya da photoshopsuz olmasına değil ki gerçekten doğal halini paylaşıyor. Burada kıyafetin duruşuna. Orada da onu anlatıyor işte. Kıyafetle ama, de oynamadım diyor. Çünkü artık kıyafetlerle de oynanıyor ya. Sen şöyle bir şey giyip çıkar mısın? Yok ben çıkmam. Tamam işte. Yanlış bir seçim mesele olmuş. Bu. Yanlış bir seçim. İnsanlar da yanlış olduğunu söyleyebilirler. Evet. Bu kıyafetin üzerinde doğru durmadığını söylenmesi ters bir eleştiri değil.
Eleştiri ters ama değil. Ama hakarete varırsa o ters tabii ki. Onu hiçbirimiz kabul edemeyiz de. Ama Pınar Altuğ da 1994'ün Türkiye güzeli. Evet. O Türkiye güzelleri giyim, kuşam, duruş konusunda hep onlardan bir ikon olmayı bekliyoruz. Kesinlikle. Doğal halini tercih edebilir. Ne kadar güzel bir şey ama o kıyafet olmaz. Ya bazen mesela biz de evden apar topar çıkmamız gerekiyor, bir yere yetişmemiz gerekiyor falan. Ben her zaman evde eşim varsa eşime sorum. Değilse evde çalışan insana soruyorum. Yani iyi olmuş mu? Evet. Yani eksik bir şey var mı? Ben belki benim göremediğim, sizin görebildiğiniz bir şey var mı diye bunu soruyorum. Evet. Bu an şu an biraz basın danışım bana dedim. Kazağı giyeyim mi, giymeyeyim mi? Böyle mi daha şık mı, daha değilim diye. Çünkü başkalarının bakış açısıyla bizim kendimize bakış açımız farklı oluyor. Hiç tabii kimse ki. De yoksa etrafımızda ne yapıyoruz? Aynaya bakıyoruz. Aynanın karşısına geçtiğimizde bir de şurada çok doğru bir noktaya değindin. Eğer görsel işin içindeyseniz, Türkiye güzeli seçilmişsiniz, işin estetik tarafı sürekli kamera önündeyseniz ister istemez biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Pınar Altun bence dikkatinden kaçmış. Yani çok gerçekten dikkatinden kaçmış. Bence 50. yaş doğum parçanın... heyecanından mı artık ne yaptıysa. Olabilir. Yoksa... Bak Yelda bu... Bazen de bazı parçaları bak alışveriş yaparken... Fotoğrafta mı öyle gözüküyor? Bazı belki durunca durmuyor. Evet. Evet. Güzel duruyor bazen. Fotoğrafta bir duruşla bir böyle bedenimizdeki bir hareketle farklı durabiliyor. İşte orada da bak gazeteci çekmiyor fotoğraf. Gazeteci çekip koysa anlayacaksın ama kendin çekiyorsun... Kendin yüklüyorsun. Şöyle çok irdelemeden diyor ya ben çok bakmıyorum diyor. Yüzünü, anı paylaşıyorum. Yüzünü gözünü irdelemeyebilirsin. O onun zaten tarzı. Kırışıklığım çıksın diyor. Sarkmışlığım varsa çıksın diyor. Özgüveni çok yüksek bir kadın. Evet. Çok takdir edilesi. Ama şöyle kıyafette bir aksilik varsa yüklerken bakarsın evet, yani. Evet, değil mi? Net bakarsın. Hani böyle şu anda sütyen hastası çıktıysa. Şuradan iç çamaşır. Gerçi onu da moda yaptı. Dikkatinden kaçmış diyelim. 50. yaşında bir canı gönderip kutlayalım. 50. yaşı heyecanı diyelim. Evet, yaşlar olsun. Daha nice yaşları olsun. Aynen evet. Mutlu yıllar diliyoruz. Evet. Bunu da nazarı olsun artık. Aynen. Peki devam edelim turumuza. Evet. Yeni evlenen ünlü çiftlere ilk sorulan soru ne zaman çocuk? Evet, ne zaman çocuk? Birinci çocuğu yaparsın, ikinci çocuk ne zaman? Evet bir soru ya. Yani buraya kadar dersen de efendim Ferman Bey bir boşanma iddiası var buna ne diyorsunuz? Bir şey vardır ya mesela her düğünde görüşürler işte bekarların sen ne zaman evleneceksin sen ne zaman? Adam diyor ki bana bu sorular o kadar soruyor ki ben de bütün yaşları cenaze edeceğim ki sen ne zaman öleceksin, sen ne zaman öleceksin gibi bir soru yani. Evet. Tabii katılıyor. Evet. Tabii şimdi yazın böyle bikinisi yüksek bel olunca ister istemez acaba hamilelik var mı, bir durum var mı? Ama Umut Evirgen diyor ya 40 küsür kilo diyor yani anlamıyor musunuz arkadaşlar diyor öyle bir şey yok. Evet Umut Evirgen öyle söylüyor tabii ki eşinin dediği doğrudur. Evet. Ama bizim muhabir Umut da iki Umut ben bazen imzaları karıştırıyorum. Bizim Umut'un imzasını atarken birkaç haberi Umut Evirgen'in imzasını attım. Bomba yaptı öyle. Fakat bizim Umut da bu görüntüleri çektikten sonra gönderirken telefon açıp şu notu düştü. Abla galiba hamile. Görüntüleri yakınlaştırıp iyice bakın. Çünkü incecik kızda bir şey var. Hani böyle bir şişme var. Birazcık şişme bir genişleme var dedi. Sorduk o dönemde de sevgili Umut Evirgen'e hayır dedi. Ama çöp gibi incecik bir kızı bir anda böyle görünce. Evet. Acaba o süreçte belki birazcık kilo aldı, hani böyle biraz saldı, yediklerine dikkat etmedi mi acaba? Bilemiyorum çünkü Umut'un çektiği bu görüntülerde gerçekten yani acaba mı soru işaretini uyandırıyor hani. Evet, evet. Ama zaten yani evlat dünyaya gelmesi bence Allah-u Teala'nın her koluna bahşettiği mucize bir durumdur. Tabii. Böyle bir şey de kimse saklamaz herhalde. Aynen. Yani hani bazen şey oluyor böyle bir buçuk, iki ay, üç ay saklıyorlar nazar değmesin. İşte çok paylaşmak istemiyorlar. Bir de böyle gizem yaratmak için yapıyorlar. Tabii. Ama vallahi ölümle doğumun önüne kimse geçemez. Eğer bebek Allah korusun bebeğe bir şey olmazsa. Yıllar önce hatırlıyorum. Tuğba Ünsal ikinci bebeğine hamile. Duyduk, sorduk. Yok öyle bir şey dedi. Hı. Ama dedik çok iyi bir yerden duyduk. Yani hani böyle sağlam. Yok hayır kesinlikle nasıl çok böyle. Çok iyi yer oluyor ya. Çok iyi bir yer. Yakın çevresi çok oluyor. Yakın. Çok iyi bir yerden duydum dersem seninle ilgili bir habere. Evet. Bil ki dibinden geldi haber. Tabii ki yani. Evet. Eşinden sonra, mi geldi haber? Ya? Aynen. Sonra fotoğrafları çekti arkadaşlar. Her fotoğrafta çanta önünde. Hı. Evet, şöyle kapatıyor. Yerse hamileymiş. İşte gizleyemezsin. O karın eninde sonunda büyüyor yani. Büyüyor ve belli oluyor. Aynen belli devam oluyor. Edelim. İstediğin kadar içine de çek onu. Aa, yok olmuyor. Olmuyor.
Şimdi Doğukan Güngör'ün bundan önceki yaptığı işlere baktığımızda tabii ki yaptığı işler var, diziler var, oyunculuk hayatında. Ben hatırlamıyorum abi. Yani var ama tam oraya bağlayacaktım ama Kızılcık Şerbeti ile Doğukan Güngör'ü biz tanıdık, daha da fazla konuşmaya başladık. Çünkü çok şanslı, çok iyi bir işin içinde yer aldı. Bazı oyuncular için öyle değil mi Müge? Tabii tabii öyle. Yani böyle çok gerçekten dikkat çekici bir oyunculuğu yok, evet, aslında. Çok sivri, evet, bir oyuncu değil yani, karakter oyuncusu, tabii, değil. Doğru bir projede. Ama doğru projenin içinde yer alınca böyle hani tadından yenmiyor ya bence da, onlar için. Ya da doğru projenin içinde ustalarla karşı karşıya. Şimdi ben diyelim ki acemiyim. Siz ikiniz usta oyuncusunuz. Sete giriyorum. Senaryo muhteşem. Rating bir numara. Ben de aradan kaynayı veriyorum. Evet. İşte hani illa da onun için ama söylemek yani istemiyorum. Ama evet. Ben her zaman kendi hayattaki felsefem de budur. Bizde ego yok. Lego sen var. Hiç... Lego var. Evde Lego ile oynuyoruz. Kibir falan şey. Yani ben Doğukan'da mesela burada evet çok önemli ustalarla zamanda onlara izleyip de onlarla aynı karede olmak bana şeref verir demesini beklerken demek bende de yetenek varmış. Abicim bırak bunun, evet, taktığını insanlar sana yapsın. Kesinlikle. Evet evet evet. Seni bir yere getiren insanlar seni seven insan desin ya helal olsun vallahi bu karakterinde hakkını vermiş etmiş. İşte ben yaptım ben zaten buydum falan gibi şeylere girerseniz bir anda baş aşağıda gidersiniz kardeşim. Onun için dikkat edin. Aynen öyle. Yani şimdi böyle çok ben derseniz kendi eğer. Kendini övmeyeceksin. Bırak seni insanlar övsün. Evet. Evet. Karakterini, kesinlikle, kişiliğini, oyunculuğunu yaptın sana. Şimdi dün de arkadaşlar var mı acaba o görüntü bizde? Bir setten çıkıyor. Üzerinde de böyle değişik hafif stil bir kıyafet var ve yabancı turistler fotoğraf çektirmek istiyorlar. Böyle bir hafif sıkılıyor. Bir yerde diyor ki araba geldi mi? Nerede araba? Evet, hani evet, böyle evet, bir şey sarhoş olmuş. Şöyle sarhoş olmuş. He? Şu lafa ben de şeye takılırım. Hani böyle hayal etmezsen başaramazsın. Çok klişe laflar bunlar biliyor musun? Evet, evet. Her hayal ettiğimiz oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Yani ne mümkün, mümkün değil. Onu bunu hayal edersin ama böyle çok yük şey bir film, çok izlenen bir yapımın içine düşmezsen o hayallerinde insanın bazen yerle bir olabiliyor yani. Aynen aynen. Şans çok önemli bir faktör. Evet. Ama Doğukan Güngör'ün o senin dediğin turistlerle fotoğraf çektirirken ki böyle rahatsız hallerindeki. Ha, anladım orada hafif. Orada bir rahatsız ama orada bir de ne çok konuşulmuş biliyor musun? O görüntüler yok muhtemelen bizde. Altındaki pantolon çizgili böyle çok bol bir şalvarımsı bir şey giyinmiş. Onu hiç yakıştırmamış takipçileri. Ay, o değişik bir tarz olabilir. Ben orada en çok şeye takıldım. Evet araba gelmedi mi daha falan böyle. Ya ben mesela şunu söyleyeyim. İşte 2013 yılında Hayat Tespih yapmış şarkısı çıktı. Allah şükürler olsun. Önce Allah'ın sonra beni sevenlerin takdiriyle şarkı klasikleri arasına girdi. Evet hatırlamaz mı? İlk ben işte Kütahya Halk Festival konserine gittim. Çok güzel bir kalabalık vardı yani binlerce kişi diyeyim öyle net bir rakam veremem. Konser bitti. Arabaya bindim. Bir araç ayarlamışlardı. Ya arkadan 300-400 kişi arabaya doğru koşmaya başladı. Arabaya koyan arkadaş dedim dur. Abi dedi yani izdiham oluyor. Ya dedim evet, dur. Ha. İndim. Abartmıyorum. 300-400 kişiyle tek tek fotoğraf çektim. Selfie çektim onu yaptım. Yanındaki menajerim kardeşimle biraz yeter yeter Ferman Bey'di sahneden indi zaten yorgun falan. La dedim çek kendini 20 yıldır bu anı bekliyoruz dedim de. 20 yıldır bu anı bekliyoruz yani bize hiçbir aile bağımız yok. Bir akrabalığımız yok. Karşılıksız bir sevdanın içindeyiz. Bırak kim benimle fotoğraf çekmek için çektirsin. Neyin kibirini kime yapıyoruz dedim ya. Sen bir çekil dedim bile. Bak durma. 2 saat fotoğraf çekimi yaptım orada ben. Akabinde bugün İstanbul'da sahne bitti. Evet. Yorgun argın o zamanlar 7 gece sahne yapıyorum. Hatırlıyorum. Kıbrıs'ta konserim var. Kıbrıs'a gittik eşim Hilal'le beraber uçaktan indik işte valizleri bekliyoruz. Karşıdan 2 tane çocuk tespih şarkısı işte çıktı. Bana bakıyor ben de yorgun. Dedim, hayırdır kardeş niye bakıyorsun dedim. Ya dedi abi fotoğraf çektirdim. Ay da ben unutmuşum lan Beşir olmuş dedim. Gel çektirelim dedim. Ay yok sen Ferman hep zaten yani öyle. Bu olması lazım. Evet bizim dün yani biraz evvel bahsettiğimiz görüntü bu. Yabancı turistler set çıkışı Doğukan Güngör'ün yanına gidiyorlar ve Doğukan Güngör'ün tepkisi. Önce bir fotoğraf çektiriyor sonra bir aradaki bir laflar. Gel, bir piş bir. Nasıl cool takılacaksınız? Fotoğraf çektirmek isteyenlerle 3-5 fotoğrafı çektirin. Çok orada kalmayın. Çok herkesle fotoğraf çektirmeyin. Hemen oradan usulca ayrılın. Yani bazen de böyle yönlendiriliyor bazı yeni oyuncular. Gerçekten az önce ne kadar samimi anlattı değil mi? Çok. Ben o fotoğrafları çektirmek için o kadar çok bekledim ve savaştım ya, ki dedi. Yani. Ne kadar evet, samimi. Şu sene yoldan geçiyorsun hiç hayatında tanımadığın bir insan bazen hangi ile gidiyor bazen yurt dışına gidiyorum.
Ferman abi diyor geliyor sarılıyor. O kadar işten sarılıyorlar ki ya ben bu nasıl kibir ego yapabilirim ki? Bu işin ya. Bu işin tek getirisi bu. Zamanında evet. Anlayamayanlar da yıllar geçtikten sonra çok pişman oluyorlar. Geçti, niye ben iş gelmiyor pazarı, bana niye benimle yani. Gelmiyor? Senin yaptığın zaman ego kibir bir böyle bir hayal dünyasına girmesin ki ömür boyu sürecek sandığın evet. Bir hayat bu meşhurluk işte kazanç. Ona bakıyorsun devam ne yaptın? Ne yaptım demedin? Ne yaptım demeden önce kendine geleceksin. Ayrıca de Ferman artık herkes ünlü. Evet. Ne olacak evet. Hiç artık ünlü diye bir şey. Eskiden kanal bir televizyon kanal çıkan insanlar TRT vardı mesela çok önceden. Tabii. Çıkan meşhur oluyor. Şimdi herkesin elinde bir kanal var. Evet tabii. Herkesin kendi televizyonu var. Küçük evet, mesela, merhaba nasılsınız falan diye geliyorlar. Beni tanımadınız mı diyorlar. Pardon. Ben ünlüyüm. Nerede? İşte TikTok'ta ünlüyüm. Benim 500 bin sonra takipçim onların, var. Sonra onların meslek sahibi. Bedava yemek yemek istiyorum falan filan. Evet. Peki devam edelim haberlerimize.